Efendim selamlar. Rocket League'e bir hafta sonra manyak bir etkinlik geliyor. Türkiye çıkartması gerçek. Nike'ın etkinliği futbolla alakalı. Direkt sözü uzatmayalım. İlk başta trailer'ı izleyelim. Sonra şurada gördüğünüz her şeyi konuşacağız arkadaşlar. Hadi bakalım başlayalım. Yalnız sesini kısmamız lazım. Telif yemek istemeyiz çünkü değil mi? O yüzden bunu temel ekran yapamıyor muyuz? Yapamıyoruz. Tamam böyle izleyelim. Bir izleyelim bakalım. Videoyu durdurup da üstüne yorumlayacağım. Yalnız video HD değil. Hemen onu ayarlayalım. HD yapalım. Tamam. Şimdi diyor ki Nike kupası. Okey. Bak tekerleği gördün. Şu bir. Devam. Nike'ın yine bu şey çıkartma vardı ya, lisansı işte Nike Air Pro Max falan tarzı, ben tam bilmiyorum ama geçen gelmişti, hatta keko paketi demiştik. Onun aynısını tekrar getiriyorlar. Devam. Bak Nike Gold patlaması. Yani güzel. Ama ben şahsen almam. Niye almam? Onu söyleyeyim. Çünkü böyle marka düşkün değilim abi ben. O yüzden almam. Tabi Nike'ın illaki böyle çok seveni vardır. Alacaktı bunu tabii ki de. Alan arkadaşlarım da var hatta. Hatta az da dalga geçmemiştim aldıkları için. Devam. Ne diyor? Score Nike FC Rewards. Yani diyor ki bu Nike'ın ödüllerini diyor toplayabilirsin. Tamam. Bak Domino's için de getirmişler çıkartmayı. Bak bu bence daha güzel. Bu alınabilir bir nebze. Stadyumda bir değişiklik var. Nike şeyleri var yine. Bak top değişmiş. Nike'ın topu gelmiş. Oğlum çok iyi lan. Ya yani şu oyunun futbolla iç içe olması beni o kadar mutlu ediyor ki. Çünkü şöyle düşün arkadaşlar. Bu oyun özünde araba ve futbol konularının birleştiği bir oyun. Yani bu iki şeyden dolayı ilerlemeli. Arabadan yeterince ilerledi ama futboldan ilerlememişti. Sonunda bunu görmek mutlu ediyor. Ve Epic Games'i tebrik ediyorum. Bak hakikaten tebrik ediyorum. Kodum gittiği için falan yağcılık çekmiyorum. Abi sonunda güzel bir şey geliyor gibi. Bu da onlardan biri olabilir. Yani Rocket League'in dışarıda adının duyulmasını sağlayacak bir etkinlik. Sebebini söyleyeceğim. Ne diyor? Competing 4v4 Showdown Mode. Yani 4v4 gösteri modunda rekabet edin diyor. Muhtemelen etkinlik 4v4'te olacaktı. Devam. Bak Nike'ın yeni çıkartması tekerleği. Topu. Güzel filik. Rap your country in fun clash. Yani diyor ki taraftar savaşlarında, daha doğrusu hayran savaşlarında ülkenizi temsil edin diyor. Oğlum harika lan, bak bu İngiltere çıkartması. Abi müthiş bir şey var ya, sen şöyle düşün. Gol atıyorsun, Türkiye'ye artı bir puan yazıyor. Oğlum bundan daha güzel bir şey olabilir mi lan? Harika ya. Ya şöyle güzel etkinlikler yapalım. Vallahi övelim ya. Müthiş. Bak Kanada, Kanada mıydı? Arnavutluk'tu galiba. Şimdi bu ülkeden niye geliyor belli diyor, onu da söyleyeyim. Arkadaşlar Nike'ın formalarını tasarlayan, daha doğrusu Nike'a tasarlatan ülkelere göre belirleniyor formalarını. Türkiye'de bunlardan biri. Yani Türkiye'nin formalarını Adidas tasarlasaydı Türkiye gelmeyecek. Ama geldi. İngiltere var, Polonya var. Bu Katar. Katar var. Katar niye var? Çünkü Dünya Kupası'nın parayı bastırdılar. Katar aldı. Dünya Kupası'na Katar var. O yüzden geldi. Devam. Dünya Kupası öncesi var mı? Müthiş bir etkinlik. Hırvatistan. Yeni Zelanda. Brezilya. Brezilya 10 numara zaten. Konuşmaya gerek yok. Bir futbol ülkesi. Bu ne? Nijerya. Nijerya çok güzel olmuş lan yalnız. Üf. Hollanda. Portakallar. Fransa. Kanada. Türkiye. Türkiye. Nasıl arkadaşlar? Bence bir şey diyeyim mi? Çok iyi değil. Onu söyleyeyim. Bak. Yani benim görüşüm Nijerya falan çok iyi. Türkiye ve biraz sanki hani orta kırmızı yanlar falan işte beyaz gibi. Biraz daha iyi olmuş da daha tabii detaylı bakacağız etkinlik gelince. Devam mı abi? Portekiz, bak Portekiz çok iyi. Ben Portekiz'i çok beğendim. Bu ne abi? Bunu anlamadım. Ne diyor? Some optional items require purchase. Yani diyor ki bazı ne dedi lan ona İngilizce'de? Bazı değişkenli eşyalar satın alma gerektirir diyor. Tamam. Bakalım başka bir şey var mı? Bunu gördük. The pitch is yours. Saat sizin olacak diyor. 17 Kasım'da. Şimdi gelelim. Buradaki laf salatalarını okumayacağız ama önemli notlar var tabii ki. Futbol bizi bir araya getirecek. Ya bu güzel.
Her Rocket League'in futbolla iç içe olması çok güzel ve beni mutlu ediyor arkadaşlar. Sizin yorumlarınız ne? Fikrinizi belirtin. Aynı zamanda bu arada kanala da abone değilseniz abone olmayı ve videoyu da beğenmeyi şu saniye kadar izlediyseniz unutmayın. Ve şunu da söyleyeyim, yarın müthiş bir Nissan Skyline çekilişi yapacağız. Bak 1000 kredi değerinde bir hafta falan sürecek yaklaşık. Kazanan Nissan Skyline'ı alacak. Aynı zamanda takasını da açacak. Aynı zamanda tüm platformlarda katılabilecek bu çekilişe. Şunu da söyleyeyim, eğer size Nissan Skyline varsa üzülmeyin, 1000 kredi alıyorsunuz. Bak müthiş bir çekiliş, buna katın. Biraz paraya kıydık ama yapacak bir şey yok. Hem sizler için hem bu kanalın gelişmesi için. Çünkü çekiliş bayağı etkili oluyor. O yüzden yapıştırıyorsunuz beni. Tamam abi. Çekilişin detayları da yarın. Şimdi ne bu? 17 Kasım'dan itibaren oyuncular. Bak Global Decals. Yani bu işte şey. Nike'ın normal çıkartmaları. Bak Cristiano Ronaldo paketi geliyor. Ondan sonra ne diyor abi? Ayrıca oyuncular ülkelerin zaferi ve özel yerleştirme ödülleri için birlikte mücadele etti. Uluslararası bir yarışma olan fan karşı ya. Müthiş bir şey ya. Bak bu var ya, oyunun oyuncu sayısını öyle yukarı çeker. Hele bizim Türkiye'de, biliyorsunuz Türkiye'de bu bayrak, işte millet, milliyetçi kavramları böyle çok hassastır. O yüzden bunu sadece bak bunun için Rocket League'i yani sıkılarak oynayacak bir ton insan tanıyorum ben. Yani Türkiye yukarıda olsun diye abi. Bence müthiş bir şey. Oyuncu sayısını yukarı çeker bu. 30 Kasım'da da Nike FC Show'dan sınırlı süreli modu geliyormuş. İkinci yarı geri dönüyorlar. Çok güzel. Öğe mağazası için ayrıca Nike FC 2022 paketinde dahil olmak üzere ikinci öğe turu gelecek. Yani bir, iki turlu. Birinci tur 17 Kasım, ikinci tur 30 Kasım'da başlıyor. Bu büyük bir şey, haydi dalalım. Bence de. Tamam. 1 Kasım 17 Kasım demiş. Yani 1 Kasım'ı geçtik gelmedi. Bu muhtemelen yanlış. Şimdi hocam yeni nesil paketi geliyor. Nike Phantom GT, Copper, Nike Tempo. İşte siz bunları okursunuz arkadaşlar. Burada çıkartma geliyor. Ve bu paket 1100 krediye mal olacak. Aynı zamanda Octane Fenek çıkartması, pardon, bu 3 çıkartma Octane Fenek ve Dominus için. Aynı zamanda Gol Patlaması da geliyor ve bu paket 1100 kredi. Bence güzel. 3 tane çıkartma, gol patlaması temiz abi. Onun dışında Portekiz'in Cristiano Ronaldo'su ile aynı tarzda spor yapabilirsin. Tamam bunu geç. Oğlum çok iyi lan. Cristiano Ronaldo paketi 300 kredi alıyorsun. Fiyatlar müthiş bence. Yani buradaki olay aslında çıkartma değil. Tamamen Ronaldo ismi var ya arkadaşlar, bir marka değeri. Yani bu 1000 kredi olsa da olur. Çünkü Ronaldo biliyorsunuz ki hayvan gibi bir influencer, yani insanları falan böyle yani istediği gibi etkiler. Asıl mesele o zaten. Ondan sonra dünyanın dört bir yanından 40'tan fazla çıkartmanın kilidini açmak için de oyun oynayacaksınız. Altın yumurta da alabiliyorsunuz. Oğlum harika. Ben seni alkışlıyorum Epic Games. Bravo lan. Lan bravo lan. Oğlum ilk defa güzel bir iş yaptınız lan. Helal olsun lan size. Güzel. Bak bu çok iyi oldu ya. Ya altın yumurta da veriyor. Yani buradan da bir 750 kredi gelecek. Ya bu etkinliğe söyleyecek hiçbir şey yok ki. Harika olmuş bu. Yani olay aslında şey değil arkadaşlar. Bedava eşya almak değil. Bedava eşyaları çıkar. Yine fiyatlar çok mantıklı. Bu ülkelerin savaşları çok mantıklı. Tabi devam ediyor, bitmedi. Taraftar çalışması, bak bu dedim işte, hani Türkiye, işte Türkiye vs ne bileyim, atıyorum Almanya, Hollanda mesela. Adım bir kaydolun, bak buradan kaydoluyorsun. Fan Clash tabi 17 Kasım itibaren. Full Team Fanatik oyuncu unvanı, bir de beleş unvan veriyor sana. Puan kazanıyorsun. Puan kazanınca zaferi talep ediyorsun siteden. Bu savaş da 2 hafta sürecekmiş. Yerleştirme ödülleri. Bu ne abi? Bir dakika şunu bir okuyayım. Nike FC Cup MVP oyuncu unvanı, Titanium Beyaz Nike gol patlaması, bir ithalat düşüyor. Yerleştirme ödülleri. Bu yerleştirme ödülleri ne oluyor lan? Aa, galiba sıralama yapıyorsunuz. Sıralamayı yaparsanız bunları veriyor. Çok iyi lan. Başka bir şey var mı? Var. Nike stadyumu geliyor. Onu söyleyeyim. Şampiyonlar alanı. Şurada okumadığımız bir şey var mı? İkinci tur 30 Kasım, 14 Aralık. Birinci tur 17 Kasım, 30 Kasım. Bunu da söyledik. Ve mod şöyle olacakmış. Kaput yerine, yani şuradaki şey işte arkadaşlar, tampon yerine arabanızın önüyle dripping yapmanın daha kolay olacağı bir mod geliyor. Güzel. Yani biraz daha futbola benzetmeye çalışacaklar. Görünen o.
Onun dışında bak, ürün mağazalarının sürümüne de yazıyor burada, okursunuz ve yani videoyu burada bitirelim. Bu video bu arada 1'e gidecek. Aa bak, şey de geliyor, Arnine çıkartması da geliyor. Oğlum müthiş lan. Arnine, yani Arnine'i bilmem ne, çift fenomen Ronaldo arkadaşlar. Brezilyalı Ronaldo demek. Acayip güzel yani. Hakikaten 10 üzerinden şu anlık ön inceleme olarak 10 veriyorum. Hayran kaldım yani, öyle söyleyeyim. Çünkü etkinlikte yok yok. Bu Ronaldo, pardon, R9 ücretsiz mi? Ona bakacağım. Bir dakika. İlham olan daha gösterişli. Abi bu da beleş ha. Vallahi bu da beleş gibi gözüküyor. Çünkü fiyat bilgisi falan yazmıyor. Bol bol futbol oldu. Bol bol bedava eşyaların oldu. Bol bol mücadelenin oldu. Harika bir etkinlik bizleri bekliyor. Ya ben hayran kaldım, tekrardan söylüyorum. Yorumu size bırakıyorum. Dediğim gibi arkadaşlar, bu arada İngilizce kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Çekiliş detayları da yarın açıklanacak. Yarın da muhtemelen bir gibi gelir ya video. Böyle yapıyoruz abi. Hafta sonu falan bir gibi atmaya çalışan videoları. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın. Bay bay.